Gençliğin gözyaşları merhabalar. 33. ünitedeyim arkadaşlarım. İkinci dereceden denklemlerin karmaşık köklerini inceleyeceğiz. Başlayalım dostlar birinci köşe taşımızda. Bakalım ne diyor bu adam. Şöyle bir ayarlayalım. Evet. Hemen hemen hepsi gözüküyor köşe taşımızın. Biraz daha yukarıya alayım. Diyor ki denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi karmaşık sayıları da artık devreye sokuyoruz arkadaşlarım. Karmaşık sayı dediğimiz şey real kısım, imajiner kısım diye ikiye ayrılıyor. İyili, iyisiz kısım demektir bunlar arkadaşlarım. Şimdi artık şu denklemi normalde biz çözerken şöyle yazıyoruz. X kare eşittir, 4'ü bu tarafa attık, eksi 4 diyecektik. Ve bunun normalde reel sayılarda çalışıyor olsaydık çözüm kümesi boş küme diyecektik dostlar. Çözüm kümesi yoktur. Çünkü hiçbir reel sayının karesi eksi bir sayıya eşit olmaz diyecektik. Ve çözüm kümesi boştur diyecektik. Ama karmaşık sayılar diye belirtiyorsa sorunun içerisinde karmaşık sayılarda denkleminin çözüm kümesi nedir diye soruyorsa artık biz artık negatiflerde de kök olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Şunu bilin kardeşler. Bir karmaşık sayı dediğin zaman i gelecek aklına. Ve i sayısının karesi eksi 1'e eşit. Bunu bileceksin kardeşim sen en temel olarak. İlk önce bir bunu öğrenelim arkadaşlar. Neymiş? I harfi karmaşık sayıları temsil ediyor. I'nin karesi eksi 1'miş kardeşim. Bunu bil dostum. I kare eksi 1. Şimdi burada eksi var görüyorsunuz değil mi? Yani aslında bunun yazılışı şöyle. X kare eşittir. Eksi 1 çarpı 4. Ve biz artık eksi 1 dediğimiz sayının i kare olduğunu biliyoruz arkadaşlarım. E bir de yanında 4 var dostlar. Şimdi artık bunu kök dışına çıkartabileceğiz. Yani şunu soracağız. 2, 4 neyin karesi? 2'nin karesidir diyeceğiz. İ kare var bir de burada. Hani şöyle kök içine alıyorduk ya hatırlayın köklü sayılarımızı. Bununla bu kök gidiyordu. Burada x kaldı. Şimdi buraya dikkat arkadaşlarım. İ kare kök dışına i diye çıktı. 4 de 2 diye çıktı arkadaşlarım. O halde 2i oldu bunun kökü. Yani 2i köklerinden birisiymiş. O halde Adana'yı, Bursa'yı ve Edirne'yi sildik dostlar. E tabi normal şeyi de hatırlayın arkadaşlarım. Reel sayılarda x kare eşittir 4 dediğimde biz sadece 2'yi almıyorduk değil mi? Neyin karesi 4? 2'nin de karesi 4. Eksi 2'nin de karesi 4'tür. Burada da onun gibi. X 2i de olabilir. X eksi 2i de olabilir diyeceksiniz. Yani ikinci kökü de eksi 2i'dir diyebiliriz dostlarım. Yani 4 dışarıya 2 diye de çıkabilir. Eksi 2 diye de çıkabilir. İ kare i diye çıkar. Ya 2i ya da eksi 2i olur. Sorumun cevabı Ceyhan geldi. Hadi şu gobele bakalım. Diyor ki denkleminin kaç farklı kökü vardır diye soruyor. Burada ne yapıyorum dostlarım? Önce x kare parantezine alalım bir isterseniz. X kare parantezinde burada x kare kalır. Artı burada da 2 kalır eşittir 0. Bir bu sıfırdır diyecektik. Bir de burası sıfırdır diyecektik. Peki x kare sıfırsa buradan x eşittir sıfır gelir. X kare artı 2 sıfıra eşitlenecek. X kare artı 2 eşittir sıfır. X kare eşittir eksi 2 oldu. Yani x eşittir eksi kök 2 geldi arkadaşlarım. Eksi 2'nin kare kökü geldi. Artık eksi olduğu zaman kökün içinde korkmuyoruz. Bu ne demekmiş? Eksi demek eksi 1. Yani i'nin karesi bir de 2 var. O halde bu dışarıya şöyle çıkabilir arkadaşlarım. İ kare i diye çıkar. Ya kök 2'dir. İ kare i diye çıkar. Ya da eksi kök 2 diye de. Bu çıkabilir dostlar. Çünkü eksi kök 2'nin de karesi 2'dir. 2'nin de kök 2'nin de karesi 2'dir dostlarım. O halde ya i kök 2 ya da eksi i kök 2 deriz. Buradan da 2 kök bulduk.
Bir kök de buradan bulmuştuk. Toplamda kaç kök yaptı? 3 tane kökü varmış bu gobelin. Şuna bakalım şimdi. Diyor ki x üzeri 4 eşittir 16 yazın. Peki yazalım. X üzeri 4 eşittir 16. Şimdi bu şu demek arkadaşlarım. X kare ya 4 olur ya da x kare eksi 4 olur. Sonuçta her iki tarafın karesini alsam x üzeri 4 16, bak sağladı. X üzeri 4 eksi 4'ün de karesi 16 olduğu için yine 16 geldi. Eksi 4'ün karesi aynısını sağladı. Şimdi bu durumda x1 ya 2'dir diyeceksiniz. Bu normal reel sayılardaki gibi arkadaşlarım. Eksi olmadığından dolayı x2 de eksi 2'dir. Yani 2'nin de karesi 4'tür. Eksi 2'nin de karesi 4'tür. Buradan 2 tane bulduk. Şuna bakalım. Şimdi burada da ne diyoruz? X eşittir kök içinde eksi 4. O halde eksi 4 neydi? Bir daha düzenleyelim bunu. Eksi demek i kareydi. Bir de burada 4 var arkadaşlarım. Eksi 4. Şöyle i kare çarpı eksi 4'tür bu. Peki i kare dışarıya i diye çıkar da eksi 4'ün karesi dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlarım? Ya şey eksi 4 dışarıya ya 2 diye salacağız bunu. Ya 2i gelecek ya da eksi 2i diye çıkacak değil mi dostlar dışarıya? Bunu zaten hemen şuradaki birinci sorumuzda da bulmuştuk. X kare eşittir eksi 4'ü. Orada yeteri kadar açıkladık. Burada daha fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. 2 tane buradan, 2 tane buradan 4 tane kökü varmış. Diyor ki hangisi boş küme değildir? Bakalım tek tek şimdi çözüm kümelerine. Şunu sıfıra eşitleyelim. 4x kare eşittir eksi 1 olur. 4'e bölersem x kare eşittir eksi 1 bölü 4 gelir. Sen diyeceksin ki x kare tamam eksi bir sayıya eşit olur ama ne zaman eksi bir sayıya eşit olur? X'in karesi eğer karmaşık sayılarda çalışıyorsan eksi bir sayıya eşit olur. Bak bu ne diyor? Z harfi neydi kardeşim? Tam sayı demektir. Z harfi tam sayıları temsil eder. Yani senin aklına gelen 1, 2, 3, 4, 5, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 gibi sayıları temsil eder. O halde hiçbir tam sayının karesi eksi olmayacağına göre bunun çözüm kümesi boş kümedir. Geçtim bunu. Şuna bakalım. Yine x kare sıfıra eşitlediğimde eksi 9. Evet normalde çözüm kümesi var bunun. Ama nerede? Karmaşık sayılarda. Bu nerede istiyor? Reel sayılarda çözüm kümesi yoktur. Kusura bakma. Sildi. Geldik buna. 2x artı 6 eşittir 0 diyor. E bir çözelim x'i bulalım. 2x eşittir eksi 6. X eşittir ne çıktı? Eksi 3. X eşittir eksi 3 olur mu? Evet normalde olur kardeşim. Niye olmasın? Ama bak ne diyor? Doğal sayılarda olacak diyor. N neydi? Doğal sayı. Doğal sayılar sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Yani negatif sayılar yoktur doğal sayıların içerisinde. X diyor doğal sayı olsun ama biz negatif bulduk. O zaman bu da gitti. Doğru cevap Denizli'ymiş arkadaşlarım. Biz bir de Edirne'yi de inceleyebiliriz eğer isterseniz. Hadi bakalım 4x kare 0 ise 4'e bölelim x kare de 0. O halde x ne çıkan 0. Peki 0 olabilir mi? Hayır olamaz. Diyor ki pozitif tam sayılar olsun diyor. Tam sayıların pozitif olanları. Yani sıfırdan büyük olanlar. Sıfır pozitif değildir. Negatif de değildir. Sıfırın işareti yoktur kardeşim. O halde sıfır bu buradaki eleman olamaz diyeceğim. Demek ki bunun da boş küme olduğunu gördüm. Denizli şıkkıdır gerçekten. Bir bakalım. Şuradakini de sıfıra eşitliyorum. Burayı da sıfıra eşitliyorum. E hadi 2x eksi 1'i sıfıra eşitlersem x1 1 bölü 2 çıkar. X2 şurayı sıfıra eşitlersem eksi 3 çıkar. Peki çözüm kümesi nerede çalışıyorum? Tam sayılarda çalışıyorum. Çözüm kümesini yazarken bunu yazamam çünkü tam sayı değil. Çözüm kümesi sadece eksi 3'ten oluşur. Bu denklemin
Eksi 3 de tam sayıdır. O yüzden çözüm kümesi bir elemanlı olur. Boş küme olmaz diyeceğim dostlar. Evet, bir numara tamamdır. Geldik 2 numaraya. Bakın 2 numaralı köşe taşımızda da dostlar, zaten deminden beri yaptığımız şeyi soruyor aslında bize. Hadi bir daha burada bir kez daha yapalım. Şimdi diyeceksin ki hocam, normalde 4 dışarıya 2 diye çıkar. Ama eksi var burada. Artık eksiyi ben alışacağım. Eksi gördüğüm yere i kare diyeceğim dostum. İ kare çarpı 4'müş bu. Yani 4 dışarıya 2 diye çıktı. İ kare de i diye çıktı arkadaşlar. Böyle olacak, tamam mı? 2 i'miş bunun sonucu. Artı, şimdi normalde 36 dediğim şey var. Ama i kare değil mi? Eksi 1 yerine i kare yazacağız. 36 6 diye çıkar dışarıya. İ kare de i diye çıkar. 2 i ile 6 i'nin toplamı 2 elma ile 6 elmayı topluyormuşum gibi aynı. 8 i yaptı kardeşlerim. Hadi şuna gelelim. Şimdi 36 zaten bizim normal bildiğimiz 36. 6 diye çıktı dışarıya. Şurayı konuşalım biz arkadaşlarım. Şu adam. Artık tek uzun uzun göstermeyeceğiz. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Eksi 1 i karedir i diye çıkar. Yani 4 i'miş bu kutunun içi. Başında da eksi var. Eksi 4 i. Artı, şimdi buraya gelelim. Bu amca kardeşim çift kuvvet değilse burası, içerideki eksi 8 mi? Neyin küpü diye sor. Eksi 2'nin. Pat diye çıkart eksi 2 diye dışarıya. Buradaki i'yi mi'yi hiç umursama dostum, tamam mı? Burada i mi yok. Çift kuvvet olursa i'ler devreye giriyor. Tek kuvvette i mi devreye sokmuyorsun. Eksi 8 eksi 2'nin küpüdür. Eksi 2 diye de sal dışarıya. Tek kuvvetlerde işin kolay yani. Peki 6 eksi 2 de buradan geldi. 4 mu oldu? Bir de eksi 4 i var. 4 eksi 4 i'dir sorumuzun cevabı. Evet, 3 numaradayız gobeller. Şimdi çift kuvvet, çift kuvvet, tek kuvvet. Çift kuvvette ne yapıyorum? Şimdi 8 normalde nasıl çıkar dışarıya? 2 kök 2. Eksi 1 nasıl çıkar? Bir de i diye çıktı. Arada artı var. 32, 16 çarpı 2'den 4 kök 2 diye çıkar. Bir de eksi var orada. İ kareydi o da. İ diye çıktı. Bölü tek kuvvet. İçerideki neyin küpü diye bakalım. 3'ün küpü. O zaman 3 diye çıktı. Düzenliyorum hemen ortalığı. 4 kök 2. 2 kök 2 daha. 6 kök 2 tane i var burada. Bölü 3. 3 ile de bu sadeleşti. 2 kök 2 i. Sorunun cevabı Ceyhan'da varmış arkadaşlar. Son soruya bakıyorum dostlar. Evet, şimdi şurayı çıkartalım bir dışarıya önce. Eksi 9. 9 3 diye çıktı. Eksi 1 de i diye çıktı. Başında bir daha 3 çarpısı var. Şimdi eksi 2 çarpı. 4 2 diye çıktı. Eksi 1 de i kareden i diye çıktı. Artı. Şimdi küp 4. dereceden 16. 16 neyin karesi, dördüncü kuvvetidir 2'nin. Dışarıya 2 diye saldık bunu. Çünkü yanında eksi meksi yok. Direkt 2 diye çıkarttım. İ'ye bi'ye bakmadım. Peki burası ne yaptı? 9i eksi 4i artı 2. 5i yaptı burası. 5i artı 2 geldi. Sorumun cevabı Adana'da varmış arkadaşlar. Çevirdik. 3 numaradayız gobeller. Hemen bakıyorum odaklanmaya ve başlıyorum çözmeye. Şimdi bir karmaşık sayı imajiner reel kısım diye ikiye ayrılıyor. Dünyanın en basit şeyi bu kısımda arkadaşlar. Reel kısım dediğin kısım yanında i olmayan kısımdır. Burası reel. Yanında i'nin yanındaki kısım da, şu i'nin yanında 2 var ya, burası da imajiner kısımdır. Yani sanal kısım diye geçer. İmajiner sanal demektir arkadaşlar. Sanal kısım da 2'ymiş. Reel kısmı A. Yani A dediğim o zaman eksi 4. İmajiner kısım B. B dediğim i'nin katsayısı
2. Ne diyor? A üzeri B. Yani eksi 4 üzeri 2. Eksi 4'ün karesi de 16 yapar. Çünkü kare hem eksinin hem 4'ün üstünde arkadaşım. Geldik 2'ye. Karmaşık sayısının, isterseniz önce bu karmaşık sayıyı şöyle bildiğimiz dilde çıkartalım. 16 dışarıya 4 diye çıkar, eksi dışarıya i diye çıkar. 4 i'dir bu. Peki bunun reel kısmı a. Şimdi bu karmaşık sayı orijinalde şöyle yazılmış. 0 artı 4 i. 0'la toplayınca yine 4 i kalmış. Demek ki reel kısım, yani yanında i olmayan kısım 0. İmajiner kısım, yani i'nin katsayısı da 4. Reel kısım, yani a dediğim şey 0. İmajiner kısım, yani b dediğim şey 4 olduğu için 0'la 4'ün toplamı 4 geldi. Olduğuna göre bunun imajiner kısmını soruyor. İmajiner z. Z'nin imajiner kısmı. Kurban olayım, hemen zıplayıp i'nin katsayısı 3'ü işaretlemeyin arkadaşlarım. Çünkü bölü 2 var. Bak bu bölü 2 ortak payda da yazmış. Ben şöyle ayırıyorum. 3i bölü 2 eksi 2 bölü 2 diye ayırmış. Şimdi i'nin katsayısı kaçtır söyleyin arkadaşlarım. 3 bölü 2'dir. Buna dikkat edin dostlar. İmajiner kısım 3 bölü 2. Dördüncü sorudayız dostlarım. Bir eşitlik var, eşitsizlik var. Z sayısı da şöyle dangalak, korkutucu bir şekilde verilmiş. Ama hiç korkmayın. Biz çünkü çok iyi köklü sayılar biliyoruz değil mi dostlar? İyice öğrenmiştiniz köklü sayıları. Şimdi şu adamı, birinci kısmı, şu kısmı. Şöyle kökün içini bir düzelteyim ben. Eksi parantezine alsam a kare gelir. Eksi parantezine aldığımız zaman 2ab gelir. Eksi parantezine aldığımız zaman artı b kare gelir. Şöyle. Ve bunu tekrar düzenliyorum. Kök içinde eksi, şurası arkadaşlarım a artı b'nin parantez karesinin açılımı geldi. Parantez kare içinde yazdım bunu. Ve biz şurayı çok iyi biliyoruz artık dostlar. Burası kökün içindeki bir ifade dışarıya mutlak değer içinde çıkacak. Önce eksi dediğim şey bir kere i kareydi. Bu dışarıya i diye çıktı. İ kareyi saldım bir kere. Bu gitti de. Şurası mutlak değer içinde a artı b diye çıkıyordu. Hatırladınız mı köklü sayıları? Bunlar sadeleşiyor. Ama hemen a artı b diye çıkartmayın demiştim. Mutlak değer a artı b diye çıkacak. Bak bu kısmı düzenledik şimdi. Hatta biraz daha düzenleyeyim. Mutlak değerden de kurtaralım. A negatif, b de negatif sayı. E toplamları da negatif. Mutlak değerin içi negatif oldu. O zaman ben dışarıya eksiyle şuradaki artıyı çarpıyorum. Eksiyle çarparak çıkartıyorum. Yani eksi i çarpı a artı b olarak çıkarttım bunu arkadaşlar. Sıra geldi şuraya. Şurayı konuşalım. Şimdi önünde bir eksi var. Öncelikle bu 2 ile kök sadeleşir. Mutlak değer a olur bu. Tabi mutlak değer a negatif bir sayı olduğu için a dediğim şey negatif. O halde içi negatif bunun direkt. E başında da eksi var. Ne yapıyorduk mutlak değerden kurtulmak için? Üstündeki ile solundakini çarpıyorum. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı a geldi burası. Şimdi sonuncusuna bakalım. Küp var. Küp olduğu zaman hiç umursamıyorduk. Küpler direkt gidiyor. Mutlak değere falan gerek yok. B burası. E önünde de eksi var. Eksi b. Şimdi diyor ki reel kısmı. Dostum i'nin olmadığı kısım reel. İmajiner kısmı. İ'nin yanındaki kısım imajiner ama eksiği de göz ardı etmeyin. Burası da imajiner. Toplamını soruyor. Şimdi eksi a artı b, eksi a artı b ile a eksi b'yi toplayın diyor. Önce şu eksiyi dağıtalım. Eksi a eksi b, artı a eksi b. A'lara bay bay, eksi b, eksi b daha, eksi 2 b. Sorumun cevabı Adana geldi Gober.
Hadi bu videomuzun son köşe taşına bakalım dostlarım. 4 numaralı köşe taşımız. Bakalım bu amca ne diyor? Burada da yine i karenin eksi 1 olmasından faydalanacağız arkadaşlar. Unutmayın, i kare eksi 1. Şimdi şunu bilin dostlarım. İ'nin birinci kuvveti. E hocam yine i. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisi. İ'nin karesi. Ne dedik bunun için? Eksi 1 olduğunu biliyoruz biz. Peki i'nin küpü. İ'nin küpünü arıyorum şimdi. Gerçi hoş hocam yukarıda da göstermiş zaten arkadaşlarım. İ'nin küpü dediğimiz şey i kare çarpı i değil miydi arkadaşlarım? İ'nin birinci kuvveti. Altlar aynıysa üstler toplanıyordu bakın. 2 ile 1'in toplamı i küpe ulaştı. E peki i kareyi ne diyebiliyoruz biz? Eksi 1. Eksi 1 çarpı i oldu. Yani eksi i. Peki son olarak bir de i'nin dördüncü kuvvetini alacağım. İ'nin dördüncü kuvveti de i kare çarpı i kare değil midir dostlarım? İ kare eksi 1. Bu i kare de eksi 1. Eksi 1 çarpı eksi 1'den 1 oldu arkadaşlar. Bakın bu dörtlüyü topladığınızda dörtlüyü cevap i ile eksi i'nin toplamı 0. Eksi 1 ile 1'in toplamı 0. Burası oldu kocaman bir 0. Bunlarda şöyle bir özellik var arkadaşlarım. Karmaşık sayılarda i'nin kuvvetleri hesaplanırken periyot 4 diye hesaplanır. Modüler aritmetiği hatırlayın. Periyodumuz 4'tür. Yani her 4'te bir tekrar ediyor, başa dönüyor demektir. Yani sen burada i'nin 5. kuvvetini bulurken normalde şu değil mi? i'nin 4. kuvveti çarpı i'dir bu. i'nin 1. kuvveti yani. E i'nin 4. kuvvetini ne buldun? 1. 1 çarpı i'den i. Bak başa döndü. Gördün mü? Mesela i'nin 6. kuvvetini bulacağım. İ kareye denk düşer bu. i'nin 4. kuvveti çarpı i kare. i'nin 4. kuvveti neydi? 1. İ kare neydi? Eksi 1. 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1. Bak başa döndü, tekrara geçti. Tamam mı kardeşim? Periyodu 4 yani. Şimdi bu bilgiden sonra sorumuza şöyle hafiften bir daha bakalım. Şimdi ne demiştik? İ'nin birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti, dördüncü kuvveti. Bak bunu açıyorum. Şu bir burada dursun da. Bir artı diyelim. Şimdi i var. Artı i kare. Artı i küp. Artı i üzeri 4. Artı devam ediyorum. i üzeri 5. i üzeri 6. i üzeri 7. i üzeri 8. Devam ediyorum. Artı nokta nokta. İşte 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. diye 4 4 gruplandırın bunları arkadaşlarım. 96'ya kadar gruplandıracaksınız. En son işte i üzeri 96, 97, 95, 94, 93 diyelim bunlara biz. Şurası neydi arkadaşlarım? 0. E bu da tekrara düşüyor. Yani i üzeri 5 i. i üzeri 6 i kare. i üzeri 7 i küp. i üzeri 8, i üzeri 4 demekti. Yani bunun aynısı olduğu için bu da 0. Nokta 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 şuraya kadar 0 gelecek. Biz kaça kadar gruplandırdık? 96'ya kadar. Artı i üzeri 97, artı i üzeri 98'e geliyor burası arkadaşlarım bir de. Şimdi şu arası komple 0 oluyor o halde. Buraya hiç bakmıyorum. Peki sonuç ne çıktı? 1 artı i üzeri 97 artı i üzeri 98 geldi. Şimdi i üzeri 97 kaç? Dostum, periyot kaç dedik bunlarda? 4. Şunu yapacaksın aslında sen. Periyodu bulunca ne yapıyordum? Kuvveti, yani 97'yi 4'e bölüyorum. 97'yi 4'e böldüğünde kalan 1 çıkar. Yani aslında i üzeri 97 i'nin kalan kaç çıkmıştı? 1. Birinci kuvvetine eşitmiş dostum. Ya da bak şimdi i üzeri 98'i de bulalım. 98'i 4'e böl. 96 var değil mi? 4'ün katı olan. 96'dan 2 fazla olduğu için kalan 2 çıkar.
aslında i kareye eşitmiş. İ üzeri 98 i kareye denkmiş dostlarım aslında. Peki o halde şimdi bu sonuç ne oldu? 1 artı i üzeri 97 i'ye eşit. Artı i üzeri 98 i kareye, yani eksi 1'e eşit. Arkadaşlarım 1 ile de eksi 1 gitti. Cevap ne kaldı sadece? İ. Adana şıkkı doğru cevapmış. Bak şimdi burada da bir soru tipimiz var. Güzel bir soru tipi. Şimdi en pozitif bir tam sayı olmak üzere işleminin sonucu nedir? Biz ne öğrendik? İ'nin 4'ün katı olan kuvvetleri periyot olduğu için bunları geçiyoruz. Kuvvetlerin 4'ün katı olan kısmını geç. Aslında bu neymiş? İ üzeri 3'müş. Yani kısaca şunu yapıyorum. Yukarıda yaptığımın aynısı. İ üzeri 97'yi nasıl buldum? 97'yi 4'e böldüm. Kalanı aldım. Bu da diyor ki 8n artı 3. Sen bunu 4'e bölsen. 4'e bölsen. 8n zaten tam bölündüğü için kalan 3 olacak. O zaman i'nin 3. kuvvetine denkmiş bu. Mesela şuna bakın şimdi. Burası 4'ün tam katı. Sildim 16n'i. Meğersem bu neymiş? İ üzeri 7'ymiş dostum. Şimdi i küpü bulalım. Bu ne demekti? İ kare çarpı i artı i üzeri 7. Tek tek hesaplamaktansa yine bunun içinde 7'yi 4'e bölsem ben. 7'yi 4'e böldüğümde 1 kere 4, 4 çıkarttım. 3 kalanını verdim arkadaşım. Bu da aslında i küpe denkmiş değil mi? İ küpe denkse bunu da ben i kare çarpı i diye yazıyorum. Peki i kare neydi? Eksi 1. I ile çarptık eksi i. Yine i kare eksi 1. Bir eksi i de buradan geldi. Eksi 2 i yaptı mı dostum sorumun cevabı? Hadi geldik bu amcaya bakalım bu ne diyormuş. Şimdi diyor ki x gördüğünüz yere fonksiyonla birleştirmiş i yazın diyor. O halde şöyle oldu bu. 3 çarpı i üzeri 2006. İ üzeri 2006. Peki ben burayı 4'e bölsem kalan kaç çıkar? Dostum 2004 tam bölünür. 2000 tam bölünür. 2004 de tam bölünür. 2004'ü çıkartırsam içinden 2004'ten 2004 çıkınca 2 kalanını veriyor. O halde bu aslında i üzeri 2'ye eşitmiş. Yani eksi 1'e eşitmiş. Artı. Geldim buna. Bu ne yapıyor? I üzeri 2005. I üzeri 2005. Bak 2004'tür kalan. Tam bölündüğüne göre, tam bölünmüyor pardon. 2004'ü çıkartalım. 1 kalanını veriyor. Yani aslında i üzeri 1'e eşitmiş. O zaman bunun yerine i üzeri 1 yazdım. Yani i. Artı 3 çarpı. Şimdi 2004 dostum. 2004 i'nin tam kuvveti, tam katı. Yani i üzeri 0'a eşit. Kalan 0 ya. I üzeri 0. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için buraya 1 yazdım. Eksi 5 çarpı. Şimdi geldim buna. İ'nin bak 2003. 3 fazlası değil mi dostum? 3 katı fazla. İ üzeri 3'e denk midir bu diye soralım. Evet. İ üzeri 3'e denktir. Eksi 3'tür hatta kardeşlerim. Şöyle yazabiliriz yani. 5 çarpı 5'i silelim gerek yok ona. X üzeri eksi 2003. Bunun üstüne bir 2004 eklesek biz. Hani 2'nin 2004 4'ün tam katı olduğu için 1 oldu mu burası? İ üzeri 1'e denkmiş meğersem. Yani i'ye. Hadi düzenleyelim. Burası eksi 3 yaptı. Artı i artı 3 eksi 5 i yaptı dostlarım. Sorumuzun cevabı eksi 3 ile artı 3 gitti. I eksi 5 i eksi 4 i kaldı. Son sorudayız babeller. Videomuzun son sorusu. X gördüğünüz yere i küp yazın diyor. O zaman şöyle olur. 2 çarpı i küp yazarsam x yerine bir de üstünde 15 var. I üzeri 45 gelir.
artı 3 çarpı i üzeri i küp yazarsak 36 olur. Eksi 2 çarpı i küp yazarsam i üzeri 18 artı 5 çarpı i üzeri küplü geldiği için 6. Şimdi 45 4'e bölünürse 44 var bir kere. 1 kalanını veriyor. O zaman i'ye eşittir direkt. i üzeri 1'e. Artı 36 tam bölündüğü için i üzeri 0'dır. O da 1 yapar 3. Eksi i üzeri 18. 16 var 4'ün katı. I kare kalır o zaman. I kare de eksi 1'dir. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı artı 2'ye döndü. I üzeri 6. 4'ü çıkarttım, i kare kaldı. I kare eksi 1'dir, 5 ile çarptım, eksi 5. 3, 2 daha 5, 5 ile eksi 5 gitti. Geriye bir tek 2i kaldı Gobeller. Evet, bu videomuzun sonuna geldik dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin Gobeller.